Bundan önceki videoda Cauchy-Schwarz eşitsizliğini görmüştük. Not ediyorum Cauchy-Schwarz eşitsizliği doğru telaffuz edemiyor olabilirim bilmiyorum. Peki tam olarak ne olduğunu da yazmak istiyorum. Çünkü bu gerçekten de çok fazla kullanacağımız bir eşitsizlik. Her ne kadar doğru telaffuz edemezsek de. Bu eşitsizliğe göre elimizde r üzeri n'in elemanı olan iki vektör olduğunu düşüneceğiz. Bunları x ve y vektörleri olarak adlandıralım. Ayrıca ikisi de sıfır farklı olmalı. İspatı yaparken bunu bir varsayım olarak ele almıştık. Eğer bu şekilde yapmasaydık, büyüklüklerinden birine bölmemiz söz konusu olabilirdi. Ve bu da asla ve asla istemeyeceğimiz bir durum olurdu. İkisinin de sıfırdan farklı vektörler olduklarını varsayarsak, e, nokta çarpımlarının mutlak değerinin büyüklüklerinin çarpımından küçük ya da eşit olduğunu evet gördük. Bu birkaç video önce gördüğümüz gibi x vektörünün bu da y vektörünün büyüklüğü bu alışık olduğumuz bir sayı bu da öyle Demek istediğim bir vektörün büyüklüğünü değerlendiriyorsak artık bu bir vektör değildir. Mesela 50 boyutlu bir vektörün büyüklüğü basit bir şekilde 3'e eşit olabilir. Skaler bir değer. Anlaştık mı? Evet bu durumda bu da skaler çarpımı oluyor. Buna ek olarak bu eşitsizliğin bir eşitliğe döndüğü durumunda x'in y'nin skaler bir katı olması halinde gerçekleştiğini de gördük. Bazı ders kitapları bunun sıfırdan farklı farklı bir skaler olduğunu da söyler. Ancak x ve y'nin sıfırdan farklı vektörler olduğunu varsaydığımız için ben bunu gereksiz buluyorum. Demek istediğim bu eğer sıfır olursa x sıfıra eşit olur ve biz burada x'in sıfıra eşit olmadığını zaten varsaydık. Ama isterseniz c'nin de sıfırdan farklı bir skaler olduğunu da ekleyebiliriz. Çok gerekli değil ve buradan anlaşılıyor ama yine de yazıyorum. Her neyse eğer bu doğruysa x ve y'nin nokta çarpımının mutlak değerinin x'in büyük çarpı y'nin büyüklüğüne eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şu ana kadar bir önceki videoda gördüklerimizin küçük bir tekrarını yaptık. Bununla başka neler yapabileceğimize bakalım şimdi. Bunun için bununla biraz oynayacağız. Bu arada oynamak dedim ama yapacaklarımı tabii ki de bilerek yaptığımı da eklemek istiyorum. Şimdi x artı y'nin büyüklüğünü ele alalım. İki vektörü birbiri ile toplayacağım. Bunun büyüklüğünü alıp bir de bir büyüklüğünün karesini alacağım. Birkaç video önceden büyüklüğün karesinin vektörün kendisi ile nokta çarpımı olarak ifade edilebileceğini öğrenmiştik. Bunlar yani x artı y iki ayrı vektör gibi duruyor ama sonuç olarak iki vektörün toplamından bahsediyoruz öyle değil mi? Demek istediğim x artı y bir vektördür ve istersek x artı y'yi bir vektör olarak çizebiliriz. Bu durumda x artı y'nin büyüklüğünün karesi de x artı y ile x artı y'nin nokta çarpımı olarak yazabiliriz. Bunlar sayı değil vektör, tamam mı? Bu da nokta çarpım. yani alışık olduğumuz çarpma işlemi değil. Bundan önceki videolarda nokta çarpımın normal çarpma işlemi gibi dağılma, birleşme ve değişme özellikleri olduğunu görmüştük. Başka bir deyişle bunları binom olarak görüp dağılma özelliğini iki defa kullanarak bu çarpma işlemini yapabiliriz. O halde hadi hemen yapalım. x ile x'in nokta çarpımı ya da isterseniz dağılma özelliğini kullandığımızı da gösterecek şekilde yazayım ki neyin ne olduğunu iyice anlayalım. Bu terimi sarıyla yazıyorum. Evet bu x ile bu x artı y'nin nokta çarpımı. Evet artı şimdi bu y ile x artı y'nin nokta çarpımı. Renk değiştirmek biraz zorlayıcı oluyor ama bu şekilde bu işlemi yaparken dağılma özelliğini kullandığımızı açık bir şekilde görebiliyoruz. Evet, bu terimle bunları birer birer çarpıp toplayacağız. Bundan sonra da bu parantezleri açarak dağılma özelliğini ikinci defa kullanmış olacağız. İşte şimdi renklere dikkat etmem lazım. Bu x ile bu x'in nokta çarpımı evet artı x ile y'nin nokta çarpımı. Bu şekilde çok detaylı ve uzun olduğunun farkındayım ama bu sayede dağılma özelliğinin nokta çarpım içinde geçerli olduğunu iyice pekiştirmiş oluyoruz. Tamam burası bitti. Sırada artı y ile x'in nokta çarpımı evet artı sarı y ile mavi y'nin nokta çarpımı. X artı y'nin büyüklüğünün karesini bu şekilde ifade ettik. Yine bu renge döneyim. Evet, bu buna eşit. Ve bu da x'in x ile nokta çarpımı. Peki, x ile x'in nokta çarpımı neye eşitti? Bu x'in büyüklüğünün karesine eşitti, öyle değil mi? Bu arada büyüklük yerine uzunluk da diyebiliriz. Devam ediyorum. x ile y'nin nokta çarpımı ve y ile x'in nokta çarpımı. x ile y'nin nokta çarpımı ile y ile x'in nokta çarpımının aynı şey olduğunu biliyoruz. Evet, nokta çarpım yaparken aynen normal çarpım gibi sıranın önemli olmadığını da bundan önceki videolarda görmüştük. O halde bunlar aynıdır deyip 2 çarpı x ile y'nin nokta çarpımı olarak yazabilirim. Son olarak bir de y'nin y ile nokta çarpımı var ve bunun da y vektörünün büyüklüğünün karesine eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi bakalım cauchy schwarz eşitsizliğini elde edebilecek miyiz? Evet cauchy schwarzı doğru telaffuz edip etmediğimden de emin değilim. Neyse burada x ile y'nin nokta çarpımı var ama buradaki x ile y'nin nokta çarpımının mutlak değeri. Ama biz x ile y'nin nokta çarpımının x ile y'nin nokta çarpımının mutlak değerinden küçük ya da eşit olması gerektiğini de biliyoruz. Neden diyecek olursanız bu negatif olabilir öyle değil mi? Evet isterseniz size sonucu negatif olan nokta çarpımı örnekleri gösterebilirim. Mesela x'in pozitif, y'nin de negatif terimleri olduğunu düşünürsek nokta çarpımları negatif olur. Bu negatif de olabilir, pozitif de. Eğer pozitifse de mutlak değerine eşit olur ama eğer negatifse mutlak değeri bundan kesinlikle ve kesinlikle büyük olacaktır. O halde Cauchy-Schwarz eşitsizliğine bir ekleme yapabiliriz. Aslında bariz bir şey ama x ile y'nin nokta çarpımının x ile y'nin nokta çarpımının mutlak değerinden küçük ya da eşit olacağını ekleyebiliriz ve bu da x ile y'nin büyüklüklerinin çarpımından küçük ya da eşit olacaktır. x ve y nin nokta çarpımları mutlak değerinden küçük ya da eşittir aynı zamanda büyüklüklerinin çarpımından da o halde bu ifade, hemen yazıyorum, bu ifadenin bu kısmına vektörlerin büyüklüklerini koyduğum versiyonundan küçüktür ya da eşittir. Evet, küçük ya da eşittir. x'in büyüklüğünün karesi artı 2'yi de yazayım. Evet, hatta y'nin büyüklüğünün karesini de. Bunun yerine ise bu x ile y'nin nokta çarpımının mutlak değerinden küçük ya da eşit olan, evet, Cauchy-Schwarz eşit sizliğine göre vektörlerin büyüklüklerinin çarpımından da küçük eşit olması gerekir. Burada bunun yerine büyüklüklerinin çarpımını koyabilirim. x'in büyüklüğü çarpı y'nin büyüklüğü. Evet, bununla bu, bununla da bu eşit ve bu da bundan küçük ya da eşit olduğuna göre bu ifade de bundan küçük ya da eşittir. Şimdi ne yaptığımızdan bir kere daha bahsedeyim. Bunun buna eşit olduğunu söyledik. Bu durumda bu da bundan küçük ya da eşitse Buraya bunu, yani x artı y'nin büyüklüğünün karesini yazabiliriz. Evet. x artı y vektörünün büyüklüğü ya da uzunluğunun karesi bundan küçük ya da eşittir. Peki, bu nedir? Etraflarına çizdiğimiz çift çizgiler sayesinde son derece havalı görünen bu ifade aslında sayılardan ibaret bir ifadedir. Mesela x'in büyüklüğünün karesi. Evet, bu bir sayıdır ve bunlar sayı olduklarına göre, bunun da bir tam kare olduğunu düşün Biliriz, öyle değil mi? Sağ taraftaki ifade x'in büyüklüğü artı y'nin büyüklüğünün karesine eşittir. Bunun karesini alırsak aynen bu ifadeyi elde ederiz. Yani x'in büyüklüğünün karesi artı 2 çarpı x'in büyüklüğü çarpı y'nin büyüklüğü artı y'nin büyüklüğünün karesi. x artı y vektörünün büyüklüğünün karesi küçük ya da eşit bu. Şimdi iki tarafın karekökünü de alırsak, x artı y vektörünün büyüklüğü küçük ya da eşit, x vektörünün büyüklüğü artı y vektörünün büyüklüğü. Evet, bunu buluruz. Bu da geometriden hatırlayacağınızı düşündüğüm üçgen eşitsizliği olarak adlandırılır. Not ediyorum, üçgen eşitsizliği buna neden üçgen eşitsizliği dendiğini de merak ediyor olabilirsiniz bunların üçgenin kenarları olduklarını düşünürseniz evet çizelim r karede çizeceğim grafik çizmemi kolaylaştırmak için bu görüntüyü de kullanacağım evet buraya çizelim önce x vektörü x vektörü buna benzeyen bir vektör olsun 2'ye 4 vektörü evet işte bu Y vektörü de toplamlarını alacağım için bunun bitiş noktasından başlasın. Y vektörü standart olmayan formda olacak ama onun da böyle göründüğünü düşünelim. Evet, bu da Y vektörümüz olsun. Bu durumda X artı Y vektörü de, e, bu arada iki vektörü bu şekilde çizemeyebilirim ama bunların rekarede olduklarını varsayıyoruz. Zaten önemli olan işin mantığını anlamak öyle değil mi? Toplamları sonuç olarak budur. Evet y'nin bitiş noktasını x'in başlangıç noktası ile birleştirirsem, x artı y vektörünü elde etmiş olurum. Neden üçgen eşitsizliği olarak adlandırıldığını şimdi daha iyi anladınız mı? Az önce bulduğumuz eşitsizliğe göre bu ya da bunun uzunluğu diyelim, her zaman bu ikisinin uzunlukları toplamından küçük ya da eşit olacaktır. İki boyutlu geometride bu son derece mantıklı bir çıkarımdır. Yani bu noktadan bu noktadan, noktaya varmak bu şekilde çok ama çok daha kolay ve kısadır, öyle değil mi? Peki bu uzunluğun bu ikisinin toplamına eşit olduğu durum hangisidir? Ee, bu üçgeni genişlettiğimizde x vektörünün buna e, hemen çiziyorum. x vektörü böyle olsun. y vektörü de aynı doğrultuda ve x'ten biraz daha uzun olsun. Bu x, bu da y vektörü. Bu durumda x artı y buna eşit olur öyle değil mi? Evet, x artı y olarak not ediyorum. Ve bu da üçgen eşitsizliğinin aslında bir eşitlik olduğu durumdur. Eşittir işaretinin orada olmasının sebebi de zaten bu. X ve Y'nin eş doğrusal oldukları uç bir durum. Bunun doğru olmasının sebebi ise burada yaptığımız matematik işlemlerine geri dönersek grafiği de şimdilik kapatalım. Bu noktada bunun bundan küçük ya da eşit olduğunu söylemiştik ama bunun yerine bir varsayımda bulunmuş olsaydık ne olurdu? Mesela x'in y'nin bir skalerle çarpımı olduğunu varsayarsak ne olur? Şimdi burada dikkatli olmamız lazım. Çünkü cauchy schwarz eşitsizliğine göre eşitsizlik x, y'nin sıfırdan farklı bir skalerle çarpımına eşit olduğunda eşitlik halini alıyordu. Sonra da bunu uygularsak x ile y'nin nokta çarpımının mutlak değeri bunun aynısıdır. Ama burada mutlak değer yok öyle değil mi? Yani bunun pozitif olup olmadığını bilmiyoruz. Mutlak değerini aldığım için bu kesinlikle pozitif ama burada mutlak değer yok. O halde bunun pozitif olduğundan yani bunun x ile y'nin nokta çarpımının mutlak değerine eşit olduğundan emin olabilmemin tek yolu buradaki c'nin pozitif olması gerektiğini söylemek. Çünkü c pozitifse x ile y'nin nokta çarpımı c çarpı y ile y'nin nokta çarpımına eşit olur ve bu da c çarpı y'nin büyüklüğünün karesine eşittir. Bunun buna yani x ile y'nin nokta çarpımının mutlak değerine eşit olduğunu kabul etmenin tek yolu c'nin pozitif olmasından yola çıkmaktır. C negatifse bu pozitif olsa bile bu negatif olur. O halde c eğer pozitifse x ile y'nin nokta çarpımı x ile y'nin nokta çarpımının mutlak değerine eşit olur. Ve bu skaler bir kat olduğu için de bu terim x'in büyüklüğü artı y'nin büyüklüğünün karesine eşit olur. Umarım kafanızı karıştırmamışımdır. Kısa bir özet yapmamı isterseniz x, y'nin skaler pozitif bir katı olduğunda burada küçüktür işaretine gerek kalmaz. Çünkü bu pozitif olduğu için x ile y'nin nokta çarpımı x ile y'nin nokta çarpımının mutlak değerine eşittir. Ve eğer bu x ile y'nin nokta çarpımının mutlak değerini eşit ve bunlar da birbirinin skaler katı ise bunu da söyleyebiliriz. Demek istediğim çok da karıştırmak istemiyorum ama bunun buna eşit olduğu. Ve bu buna eşit olduğunda da bu küçüktür değil eşittir olur. Son olarak bir de bu durum var. x artı y'nin büyüklüğü, x'in büyüklüğü artı y'nin büyüklüğüne eşit. Bunun doğru olması için x'in y'nin pozitif bir skalerle çarpılmış hali olduğunu da ekleyelim ve c'de pozitif. Bu çıkarımı iki yönlü de yapabiliriz. Ayrıca geometrik olarak doğru olduğunu da gördük. Eksenler ekranda değiller ama x artı y'nin uzunluğunun x'in uzunluğu artı y'nin uzunluğuna eşit olması için x ve y'nin eş doğrusal olmaları gerektiğini gördük. Dikkat edecek olursanız bununla bunun toplamı mesela burada bundan kesinlikle daha uzun ya da büyüktür deriz. Tüm bunları söyledikten sonra doğrusal cebirin bir miktar saçma olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Üçgen eşitsizliğini 8. ya da 9. sınıfta öğrenmiştik. Şimdi tüm bunları yapıp bunu bir daha gösterme gereksiniminde neden bulunduk acaba? İşin ilginç yanı da zaten bu. Buraya 8. ya da 9. sınıf geometri dersinde öğrendiğimiz şeyi çizdim. Yani burada R kare'den bahsediyoruz. Bunlar Kartezyen koordinatlar. Boyut kelimesini daha önce tanımlamadığımız için çok fazla kullanmak istemiyorum ama buradaki iki boyutlu bir uzay doğrusal cebirin ilginç ya da faydalı yanı ise üçgen eşitsizliğini oldukça büyük vektörler ya da çok daha fazla bileşeni olan vektörler içinde tanımlamış olmamız. Bu vektörler r karede olmak zorunda değil. Bu durum r üzeri yüzde yani her birinin yüzer tane bileşeni olan vektörler içinde geçerlidir. Tanımladığımız üçgen eşitsizliği kavramı ve bu sayede bunu iki boyutlu kartezyen uzayının da ötesine taşımış olduk. Üç boyut bile değil, en boyuttan bahsediyorum. Boyutun ne anlama geldiğini henüz tanımlamadım ama bir fikir sahibi olmaya başlamış olmalısınız. Her neyse, umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdi de bu sonucu hatta bu sonucu da kullanarak vektörler arasındaki açı kavramının ne olduğunu inceleyeceğiz. Bir yerde açıyı neden tanımlamamız gerekiyor diye düşünüyor da olabilirsiniz. Yani açı açı değil midir? Neden tekrar tanımlıyoruz ki? Açının iki boyutta ne anlama geldiğini biliyoruz ama elimizde n boyutlu bir durum varsa ne olacak? Evet, r üzeri n'de olduğumuzu düşünsenize. Bundan sonraki videoda da size bundan bahsetmek istiyorum.